Haberin merkezi Kanal Avrupa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerde ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Barış Pınar Harekatı'nda terör örgütünün Resulayn'da saldırısı sonucu şehit düşen uzman onbaşı Tahsin Sarıtosun'un naaşı Şanlıurfa'da düzenlenen tören sonrasında memleketi Kocaeli'ye uğurlandı. Şehit Sarıtosun memleketinde düzenlenen tören sonrasında sonsuzluğa uğurlandı. Ya Rabbel Alemin, vatanımızı savunmak, bayrağımızı dalgalandırmak, imanımızı muhafaza, namusumuzu muhafaza uğrunda mecbur kaldığımızda bu fikirden bizleri ayırma ya Rabbi. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınar Harekatı kapsamında Resulayn bölgesinde konuştu bulunan birliklere teröristler tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Barış Pınar Harekatı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize 27 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roket atarla yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir denildi. Barış Pınar Harekatı'nda terör örgütünün Resulayn'da saldırısı sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan uzman onbaşı Tahsin Sarıtosun için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende yapılan dua sonrasında omuzlara alınan şehidin naaşı uçakla memleketi Kocaeli'ye gönderildi. Şehit uzman onbaşı Tahsin Sarıtosun'un naaşı helallik için Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki baba ocağına getirildi. Anne Hacer Sarıtosun cenaze aracındaki oğlunun tabutuna uzun süre dokundu. Şehidin kardeşleri Ahmet ve Sümeyye Sarıtosun'la Büşra Sarıtosun Bağlar gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından Ramazan Sarıtosun cenaze aracına girerek oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna son kez sarıldı. Şehidin cenazesi daha sonra Darıca Merkez Camii'ne getirildi. Şehit Sarıtosun'un naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulurken binlerce vatandaş şehidin naaşının ardından "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atarak yürüdü. Şehit Sarıtosun askeri törenin ardından Darıca şehitliğine defnedildi. Barış Pınar Harekatı'nda PKK, PYD terör örgütünün taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Osman Çavuş Erdoğan Türkel, memleketi Adana'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeler Mustafa Korkmaz'sa, memleketi Mersin'de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Barış Pınar Harekatı'yla terörden temizlenen Resulayn'ın doğusundaki Ebu Raseyn köyünde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Erdoğan Türkel'in naaşı Şanlıurfa'da düzenlenen tören sonrasında önce baba evine ardından Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar mezarlığına götürüldü. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kardeşimize Allah rahmet eylesin. Allah peygamberlerden sonra en yüce makam olan şehitler makamına çıkacak olan şehidimizin şehadetini makbul eylesin inşallah. Allahu Ekber. Cenaze namazı kılınacağı sırada şehidin kardeşi Eda, ağabeyinin tabutunun arkasında gözyaşı döktü. Yakınlarının yatıştırılmasının ardından cenaze namazı il müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırıldı. Cenaze namazı sırasında baba Bülent Türkel'in de oğlunun tabutuna hüzünlü bakması yürekleri dağladı. Daha sonra şehit piyade uzman çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi dualarla toprağa verildi. Bu sırada şehit ağabeyinin üniformasını giyen Eda gözyaşı döktü ve fenalaştı. Genç kıza sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit piyade uzman çavuş Erdoğan Türkel'in bekar olduğu öğrenildi. Öte yandan Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 23 Ekim tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen roketli saldırıda yaralanarak
Tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan Korkmaz için bugün ikindi namazına mütakip Mudat Camii'nde tören düzenlendi. Mersin müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Korkmaz'ın naaşı askerler tarafından top arabasına konuldu. Bir süre top arabasının arkasında evlatlarının cenazesinin ardından yürüyen aile şehidi el sallayarak ve selam durarak uğurlarken kalabalık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı. Şehit Mustafa Korkmaz'ın cenazesi Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimize hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulan tüm tuzakların Allah'ın yardımı milletimizin desteğiyle birer birer bozulduğunu belirtti. Millet ve devlet olarak varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı harekatları da yine bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz cumhuriyetimizi kurarak taşlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan cumhuriyet birikimiyle tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Nitekim ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı vereceğiz. İnşallah cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri şehitlik anıtına çelenklerin sunumuyla başladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün şehitlik anıtına çelenk sunumunun ardından selamlama mangası eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Tören sonrası gazetecilere bir açıklamada bulunan Vali Abdullah Erin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, etkinliklere tüm vatandaşların katılımını dilediklerini ifade etti. Cumhuriyetimiz bir kez daha kutlu olsun. Tüm vatandaşlarımızı bugün ve yarın yapılacak etkinliklere tüm oranları bir kez daha dahil ediyoruz. Ve aracılığımızda tüm sanlı yukarıları kardeşlerimle hemşehrilerine saygılarını özetlerini düşünüyorum. Vali Erin, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında oluşturulmaya çalışılan terör devletine karşı başlatılan Barış Pınarı harekatının başarıya ulaştığını ve terör örgütlerine karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı mücadelesinin devam edeceğini kaydetti. Kurban hemen yol başında Türkiye'yi tehdit eder boyuttaki oluşturulmaya çalışılan terör örgütü büyük ölçüde Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve liderliğiyle kırılmış oldu, aşılmış oldu. Terör gruplarıyla terörizmlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bütün yeni tehdit edecek oluşumlarla mücadele ediyor.
Allah'ın izniyle devam edecek. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin yanı başında yıllardır dediğim gibi durum altında yaşamak zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimizin de güven içerisinde yaşayabilecekleri bir ortamı inşallah oluşturacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim 2019 günü saat 09.30'da Valilik Şeref Salonu'nda Vali Erin'in tebrikleri kabulü, akabinde vilayet önünde yapılacak kutlama töreni ve akşam gerçekleşecek kabul devam edecek. Barış Pınar Harekatı'nın başlaması sonrası güvenlik gerekçesiyle tatil edilen Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçesindeki okullarda ders zili bugün 13 gün sonra yeniden çaldı. Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD-YPG ve DAEŞ'e yönelik Barış Pınar Harekatı'nın başlatılmasının ardından terör örgütünün sivil alanlara yönelik havanlı ve roketli saldırıları nedeniyle Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesinde okullar güvenlik gerekçesiyle tatil edildi. 9 Ekim gününden bu yana tatil olan okullarda bu sabah itibarıyla yeniden ders zili çaldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenciler okullarına gitti. Süleyman Şah İlkokulu öğrencileri okulların tatil olduğu dönemde öğretmenleri ve arkadaşlarını çok özlediklerini ifade etti. Çok özledim. Askerlerimi çok seviyorum. Derslerimi tekrar ettim. Sonra derslerime çok çalıştım. Kitap okudum. Ben de meslek sahibi olmak istiyorum. Sonra da askerliğe gitmek istiyorum. Bilim adamı olmak istiyorum. Özlemiştim. Neler yaptın tatil sürecinde? Ders çalıştım. Okuma yaptım. Şehitlerle ilgili şeyler hazırladım. Al bayrağı sarılı tabutun yat ellerdi. Ben böyle mi gönderdim? Ey ulu sen askeri, aslan gibi yiğidim. Feda olsun vatana. Senin gibi bir evlat kurbanım yaradana. Rabbimin hediyesi, şehitlik mertebesi. Cennetin her küçüğü helaldir sana elbet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla 9 Ekim'de tatil edilen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki okullarda da öğrenciler 13 gün sonra ders başı yaptı. Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen bir grup öğrenci Türk bayrağı altında asker selamı verdi. Barış Pınar Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında yer alan Telebiyat'ta yerel meclis kuruldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Telebiyat'ı ziyaret etti. Kentin terörden arındırılmasıyla birlikte geri dönüşlerin başladığını söyledi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD-YPG'den kurtarılan Tel Abyad'da yaşayan Suriyeliler artık huzur içerisinde. Yaşanan güven ortamıyla esnaf dükkanlarını açarken kadınlar ve çocuklar da sokaklarda görülmeye başlandı. Kentte Suriye Milli Ordu askerlerinin ise güvenlik önlemleri devam ediyor. Tel Abyad'da yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle birlikte Tel Abyadlılar huzura kavuştu. Kadınlar, çocuklar artık sokaklarda. Terörden temizlenen Tel Abyad'ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ziyaret etti. Erin kent merkezinde Tel Abyadlılarla selamlaşarak dükkanlarını açan esnafı ziyaret etti. Tel Abyad'da ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaların başlayacağını belirten Erin şunları söyledi. Hızlı bir şekilde biliyorsunuz buranın altyapısıyla ilgili bazı problemler var. Enerji başta olmak üzere ve içme suyunun teminiyle ilgili hemen bugün çalışmaya başlayacaklar. Yapılması gereken işlerle ilgili projeleri hazırladıktan sonra da onların keşfini yapacaklar ve süratli bir şekilde önce su, enerji, ardından da hızlı bir şekilde eğitim ve sağlık kurumlarının da işler hale gelmesi için bir süredir zaten çalışmalar yürütülüyordu. Bundan sonra bugüne kadar insani yardımlar biliyorsunuz Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte buradaki sivil halka ulaştırıldı. Ve ulaştırmaya da devam ediyor. Ama bunu daha sistemli bir hale bundan sonra getireceğiz. Ve çocukların okulları, vatandaşların da hastanelerden sağlık hizmetini düzgün bir şekilde almaya başladığı, çarşıda ve vatandaşlarımızın işlerini güven içerisinde yürüttükleri örnek bir şehir haline çok kısa süre içerisinde Allah'ın izniyle gelecek yani. Peki efendim kentin ne kadarı geriye geldi? Böyle bir rakam var mı?
yavaş yavaş dönüşler başladı. Bu şehir meclisinin oluşturulmasının sembolik bir anlamı vardı biliyorsunuz. Bundan sonra inşallah daha da yoğunlaşacak. Çünkü bu geçen zaman içerisinde buralı olup burayı terk eden çok sayıda Suriyeli kardeşlerimiz vardı. Bunu gördükten sonra yavaş yavaş evlerine dönecekler. Hayat normale dönecek ama bu çok hızlı olacak. Çok süratli olacak. Yani biz Tel Aviv'de inşallah Urfa'da ne varsa burada da olsun istiyoruz ve bunu çok kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Bazı basın yayın kuruluşlarının dezenformasyon niteliğindeki şeylerin hiçbir tanesinin doğru olmadığını bütün dünya aleme göstereceğiz Allah'ın izniyle. من أبنائها الجهاد إعزازا لدين الله وحفاظا على البلاد وتخليصها من Şanlıurfa'nın Suluç ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki iki kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa Suruç Karayolu'nda yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine 10 kilometre kala şarampole devrildi. Kazada sürücüyle yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçta bulunan gıda malzemeleri araziye saçılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu taşıma araçlarında görevlendirilmek üzere mülakatlardan geçen 71 kişiden kura yoluyla 30 şoför alımı gerçekleştirdi. Mülakat ve direksiyon sınavı sonrasında başarılı olan işçiler kendi kurallarını kendileri çekti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak adına araç filosuna kazandırdığı 23 yeni otobüs için sınav, mülakat ve kura çekimiyle şoför alımına gitti. Büyükşehir'de otobüs şoför alımı için 313 kişi başvuruda bulundu. Başvuru için sınav ve direksiyon eğitimi yapılırken 71 kişi buraya katılmaya hak kazandı. Kendi elleriyle kurallarını çeken 30 şoför, 2 aylık deneme eğitimine başlamaya hak kazandı. İşte burada bakın güzel bir kura yapıyoruz. Bir tek isteği var. İnsanımızın misafir olarak kabul edin. Ondan görürüz hoş. Hadi bakalım. Hayırlı olur. Gönlümüz diyor ki herkes kazıtsın. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kura ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Bu şoför alımı için daha önce bir komisyon kuruldu. Belgelerimize baktık. Sonra da bir deneme yaptık. Sınav denemesi. Komisyon önünde sınavı kazananlarla ilgili bilgiler burada. Ben onları size okuyayım. Toplam başvuru sayısı 312 olmuş. Belgelere eksik olup elenen başvuru sayısı 107. Mülakata katılmayan başvuru sayısı 90. Mülakatta başarılı olup direksiyona girmeye hak kazanan 115. Direksiyonda başarısız olan başvuru sayısı 37. Direksiyonda sınava katılmayan başvuru sayısı 7. Kura çekimine hak kazanan başvuru sayısı 75. Mevcut araç sayısı 320. Alınan yeni araç sayısı 23. Toplam araç sayısı 343. Mevcut şoför sayısı 587 şu anda Belsan'da çalışan şoför sayımız. Kurayı komisyonda başarılı olmuş geçmiş. Biz isterdik ki hepinizi alabilirim. Ama 71 kişiden 30 kişi alacağımız için biz bu 30 kişiyi kurayla belirlemeye karar verdik. Biz kendimiz de belirleyebilirdik. Ama adi bir sistem olsun. Sizler aranızda bir ayrım yapmayalım. Bu şekilde de çünkü hepiniz şoförlük sınavını hak kazanmışsınız. Kurayla belirleyelim. Kurayı da siz kendi elinizle çekin, biz yazalım. Barış Pınar Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısındaki
Rasulayn sokakları artık çok daha huzurlu. Camilerin minarelerinden uzunca bir süre sonra yeniden ezan sesleri yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da teröristlerce tuzaklanmış patlayıcıların imha işlemleri devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn kenti teröristlerden tamamen temizlendi. Kırsal alanda teröristler Mehmetçi'ye saldırılarda bulunurken Türk Silahlı Kuvvetleri ise meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık veriyor. Resulayn merkezindense zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin tuzaklarını özel birliklerle kontrollü patlatarak imha ediyor. Kentin her tarafını tünellerle donatan teröristlerin çekilmesinin ardından sokaklarda tekrar aileler ve çocuklar gezmeye başladı. Camilerin minarelerindense uzun bir aradan sonra ilk kez ezan sesi duyuldu. Suriye Milli Ordusu'na bağlı askerler de kontrolün sağlandığı alanlarda güvenliği sağlıyor. Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan ve Barış Pınar Harekatı'yla PKK-YPG'li teröristlerden temizlenen Tel Ebyat'a sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan 10 araçlık insan yardım konvoyu ulaştırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu öncülüğünde yapılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG-PKK'lı teröristlerden kurtarılan Tel Ebyat'ta Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları tarafından 10 araçlık yardım konvoyuyla bölgedeki sivillere insani yardım ulaştırıldı. Sınır ötesine gönderilen yardım kolilerinde başta gıda olmak üzere ekmek, patates, soğan, meyve suyu, bisküvi, temizlik ve hijyen malzemeleri ve battaniye yer aldı. Yardımlar Tel Ebyat ilçesinde yaşayan yaklaşık 2000 aileye teslim ediliyor. Yardım malzemelerini almaya başlayan bölge halkı büyük sevinç yaşarken, yardım kolilerini bazı kadınlar başlarının üzerinde, bazıları motosikletleri yardımıyla taşıdı. Tel Ebyat'taki sivillere yapılan bu insani yardımlardan dolayı Suriyeliler Türk halkına ve Türk devletine teşekkür ederken, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, okul bahçesinde gerçekleşen yardımlarla ilgili detaylı bilgiler aktardı. Barış Pınarı hareketin operasyonu başladığı günden bu yana, daha önce güvenlik nedeniyle köyleri boşaltılan Akçakale, Ceylanpınar, Sürüç, Birecik ve Viran şehirlerde çeşitli yardımlar ulaştırdık bu kardeşlerimize. Bugün de burada AFAD ve Kızılay'ımızın kontrolünde Tel Ebyat bölgemizde, Suriye'nin içi Tel Ebyat, Akçakale karşı tarafı Tel Ebyat bölgemizde yardımları dağıtacağız. Ama izdihamı görüyorsunuz. Hakikaten insanlar bir kolye gıda almak için çoluk çocukla, kadın erkek yaşlı demeden buraya hücum ediyor. Bu da bu insanların buradan ne kadar mağdur edildiğini, aç bırakıldığı bir fotoğrafıdır. İnşallah bugün Türkiye'mizin yüzüde birçok STK'sı burada, bu bölgede yardım dağıtacak. Başta AFAD, Kızılay, İHH, Deniz Feneri, İnsani Yardım Platformumuz, Hayrat Vakfı, buna benzer birçok kuruluşumuz bugün burada. İnşallah bu kardeşlerimizin en azından sultanlarına bereket olacak, günlerine sevinç olacak ve Türkiye'deki hayırseverlerimize dua olacak. Bu yardımları bugün inşallah burada dağıtacağız, kardeşimize ulaştıracağız. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden Mehmetçiklerimiz ve Suriye Milli Ordusu askerleriyle yaralı vatandaşları ziyaret etti. İlk girişte olduğu içinde de üçüncü tıkın aldık. Sağ olun. Sağ olun. Selam. Selam. Selam.
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Mehmetçiklerimizi ve Suriye Milli Ordusu askerleriyle yaralı vatandaşları ziyaret eden Vali Abdullah Erin, yaralıların durumları ile ilgili doktorlardan bilgi aldı. Ziyaret ettiği askerlere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, harekatta gelinen son durum hakkında da yaralılara bilgiler verdi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e hastane ziyaretinde garnizon komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbugay'la Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti. Allah devletimize devam vermesin inşallah. Size çok ulaşmak istedik bugün nasipmiş. Adıyaman'da gece tarlada iki kadının silahla vurularak ölü bulunması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İki kadının sır dolu ölümü olay öncesi çekilen video sayesinde aydınlatıldı. Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi 25.131. sokakta 21 yaşındaki Cansu Güven ve 23 yaşındaki Songül Önemli göğüslerinden pompalı al tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuştu. 21 yaşındaki Cansu Güven olay yerinde hayatını kaybetmiş, Songül Önemli ise kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayı titiz bir şekilde incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri hayatını kaybeden Songül Önemli'nin olay gecesi pompalı al tüfeğiyle Cansu Güven'i göğsünden vurduğu, daha sonra aynı silahla kendisini göğsünden vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Önce arkadaşı olan Cansu Önemli'yi pompalı av tüfeğiyle vuran, daha sonra ise aynı silahla kendi canına kıyan Songül Önemli'nin olaydan birkaç gün önce kendisine ait cep telefonuyla olaya ilişkin videolar çektiği ortaya çıktı. Songül Önemli çektiği videoda Önemli ile Güven'in arkadaş olduklarını, ailelerinin birbirleriyle görüşmesine izin vermediği için intihar etmeye karar verdikleri belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri videoda isimleri geçen Cansu Güven'le Songül Önemli'nin yakınlarını yakalayarak gözaltına aldı. Her iki kadının intiharlarından sorumlu tutulması gereken M.Ö., A.Ö., E.Ö., İ.Ö., N.U. ve C.U. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat köprü başında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Başkan Can Polat burada devam eden yol yapım çalışmalarını da yerinde inceledi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Kamberiye Mahallesi Köprübaşı mevkiini ziyaret etti. AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ve birim amirlerinin de eşlik ettiği ziyarette, Başkan Can Polat bölgedeki esnafla da sohbet etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden çalışmalara ilişkin de bilgiler alan Başkan Can Polat, çalışmalarla ilgili şunları kaydetti. Buradaki esnaf vatandaşlarımızın parke nedeniyle koku yapıldığını, parkelerin sürekli çöktüğünü, alt stabilizesinde problem yaşandığını ifade ediyorlardı. Ve esnafın buradakinin talebi buranın bir an önce rogardır, mazgaldır, drenajdır, yağmur drenajıdır. Hakeza bunların bir an önce tedarik edilip üstünün asfalt yapılması şeklindeydi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz burada iki etapta altyapı, mazgaldır, drenajdır, yağmur suyudur vesairedir. Bunların iş ve işlemlerini tamamladılar, stabilizesini döktüler. İnşallah en kısa sürede de buranın asfalt işlemini gerçekleştirip vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda onların hizmetine sunulacaktır. Ben burada birkaç gün boyunca buradaki esnaf vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Ben fen işlerimize bağlı ekiplerimizi kutluyorum. Esnafımıza da göstermiş olduğu ilgi, alaka, teveccüh ve sabırdan dolayı da teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. AK Parti İlçe Başkanı Aksu ise çalışmalardan dolayı Başkan Can Polat ve ekibine teşekkür etti. Burada büyük bir sorundu. Yorum dengesizliği, çukurları, esnafın şikayeti üzerine, talepler üzerine sağ olsun belediye başkanımız buradaki söküm işlemi yapıp alt zemini hazırladı. İnşallah en kısa zamanda da asfaltını döküp buradaki esnafımızın, mahallemizin, vatandaşlarımızın hizmetine sunacaktır. Kese teşekkür ediyoruz.
baskısıyla oturma eylemlerine devam eden aileler HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına girmek istedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik polis tarafından sonlandırıldı. Kendi evrenizde götürün. Evrenizde ne istediniz? Çocukları PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan acılı aileler parti binasına girmek istedi. Ailelerin parti binasına girmesini polis ekipleri engelledi. Yılında İzmir Ege Üniversitesi gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken iddiaya göre 22 yaşında kaçırılan Mehmet Nilüfırka'nın annesi İmmihan Nilüfırka ve oğlu Azad'ın PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını öne süren anne Remziye Akkoyun fenalaştı. Sinir krizi geçiren anne İmmihan Nilüfırka 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bugün 55-56 gündür buradayız. Biz sonuç alana kadar biz burada ayrılmayacağız. Ben Kürt'üm abi. Kürt'ümle de gurur duyuyorum. Ben oğlumun suçu günahını ve bu çocukları niye annesini babasından koparıyorsunuz? Bıraksın bizim çocuklarımızı, biz de rahat edelim. Yani şimdi ülkenin huzuru için, barışı için çalıştıklarını, çabaladıklarını söylüyor. Sonuç yoksa da görüyorsunuz. Her gün birileri kriz geçiriyor. Adıyaman'a sınır olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk mahallesindeki yaylada. Geçen hafta bölgenin kendi sınırlarında olduğunu iddia eden Adıyamanlılarla Malatyalılar arasında kavga çıktı. 5 kişi yaralandı. Malatyalılar kavganın ardından eylem yaparak sınırın net olarak belirlenmesi için yetkililerden yardım istedi. Yol kenarına araçların geçişlerine izin vereceğiz. Yayalar ve araçlar. Araçları bulun yerden alalım. Malatya ile Adıyaman arasında bulunan ve yıllardır ortak kullanılan yayla, Malatyalı ailelerin yaylanın kendisine ait olduğunu ileri sürerek yol açmak istemesiyle sınır kavgasına neden oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin Kozluk mahallesinde bulunan yaylada Malatyalılar tarafından yol çalışması başlatıldı. Yaylaya çalışmalar sırasında geçen hafta yaklaşık 100 kişilik Adıyamanlı grup bölgenin kendi illeri sınırında kaldığını savunup yol yapımının durdurulmasını istedi. Adıyaman'dan gelen kalabalık iddiaya göre yol çalışmalarını yürüten kişilere saldırdı. Sınır yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayın ardından Kozluk Mahallesi'nin sakinleri saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşananların ardından Malatyalılar eylem yaparak yetkililerden yardım istedi. Sınırın Malatya tarafında bulunan mahalle sakinleri Yeşilyurt Belediyesi'nden destek isteyerek yaylaya yol talebinde bulundu. Malatyalılar Yeşilyurt ilçesi ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi sınırında bulunan yaylanın İsmet İnönü döneminde kendilerine verildiğini dile getirdi. Olayın daha da büyümeden yetkililer tarafından sınırın belirlenmesiyle bu tartışmaya son verilmesini isteyen Malatyalı grup için bölgeye çok sayıda jandarma sevk edilerek güvenlik önlemi alındı. Yüzyıllardan beri olan sınırı tabelayı 1.7 kilometre aşağı, 1.7 kilometre yukarı. Bunlarla kim oynuyor? Bu yetkililerimiz bunları görmüyorlar mı? Bizlerin yüzyıllardan beri akraba olduğumuz, komşu olduğumuz, dost olduğumuz iki köy niye birbirine düşman olsun? Niye birbiriyle kavga etsin? Yapılan açıklamalar sonrasında yaklaşık 200 kişiden oluşan grup olaysız bir şekilde dağıldı. Bu haberle birlikte haber bültenimizde noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.